Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati programımızla karşınızdayız. Gündemi konuşacağız. Gündemin ana başlıkları mafya, siyaset, ticaret, iddialar, karşılıklı açıklamalar. Liderler tarafından da bu açıklamalar geliyor, grup toplantıları özellikle. Bir taraftan da meclise bir araştırma önergesi verilmişti. En son organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için verilen önergede reddedildi Cumhur İttifakı tarafından. Ve bununla birlikte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları halen yankısını sürdürüyor. Neler oluyor bir bakacağız tabii. Bütün bunlarla birlikte bir başlık açıldı: Venezuela. Ne oldu orada? Bir heyetten bahsedildi. Venezuela Dostluk Grubu heyeti bir ziyarette bulundu ve o ziyaretteki o fotoğraf çok konuşuluyor. Şimdi Venezuela Zeynimza. Merhaba, iyi yayınlar Elif Hanım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle bir bu iddialar ortaya çıktı. İşte mafya, siyaset, ticaret, medya, hepsini eklemek mümkün. Ardından da işte bu iddialar farklı farklı başlıklarla doğurdu. Bunlardan bir tanesi de Venezuela'ya ilişkin iddialardı. Bu çok tartışılırken birden bir fotoğraf ortaya çıktı. Siz de aslında paylaşmıştınız o fotoğrafı. Aralık ayında 2020, geçtiğimiz yıl Aralık ayındaki bir ziyarete ilişkin. Buradaki o fotoğrafta eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, o da orada. Şimdi bu bir heyet olarak gidildi oraya, işte Venezuela Dostluk Grubu olarak gidildi. Ama işte o ismin orada olması da farklı tartışmalara yol açtı. Şimdi önce şunu soracağım: Venezuela Dostluk Grubu bu ne zaman kuruldu Sayın Bayram? Yani bu aslında ülkelerin hep vardır mecliste böyle grupları, ama Venezuela'ya dair daha çok konuşuluyor. Ne zaman kuruldu? Önce bir oradan başlayalım. Bu arada siz daha öncesinde de Erzincan milletvekili yapmıştınız. Eski başbakan Binali Yıldırım'ın da eskiden avukatlığını da yaptığınız belirtildi. Şu anda durum nedir onu bilmiyoruz ama böyle bir yakınlığınız da var. Dolayısıyla o yüzden bu fotoğraf karesi bu kadar önem taşıdı aslında. Önce bir dostluk grubu ne zaman kuruldu onu öğrenebilir miyiz? Venezuela'nın tarihi eski, 1950 yılında parlamentolar arası dostluk kurumunun kurulması gerektiğine karar verilmiştir. Yaklaşık 2020 yılında da 70. yılını kutladık parlamenter arası dostluk gruplarının. Tabii Elif Hanım, malumunuz 200'e yakın ülke ve meclisimizdeki vekillerimizin de başkanlığında kurulan dostluk grupları vardı. Bunların amacı o ülkelerle meclis arasında diyalogları arttırmak, ticari ilişkilerin artırılması, kültürel ilişkinin artırılması, turizmden tutun her alanda destek olmaktır. Hatta 2018 yılında biliyorsunuz G2 toplantılar vardı. G7 toplantılarımız vardı 20 ülke. Arjantin'den sonra Venezuela'da geçtik. Cumhurbaşkanımız ilk Venezuela'yı ziyaret eden devlet başkanı olmuştu. Akabinde de bu yıl bir parlamentolar arası olan 70. yıl ve Venezuela seçimlerine istinaden bir katılımımız oldu. Gözlemci heyet olarak mıydı? Gözlemci heyet olarak. Peki. O da şöyle, 4 Aralık 2020 yılında bizim Venezuela Dostluk Grubu olarak arkadaşlarımızla beraber bir seyahatimiz oldu. 6 Aralık'ta Sayın Maduro'nun meclis seçimi vardı. Oraya gözlemci olarak katılacağız. Bu heyette kimler vardı? Dostluk Grubu Başkanı olarak şahsım. Yine CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç Bey. Yine bizim partimizden Jülide İskenderoğlu. Hatta biz bu grubun, iki grubun daha kapsamlı olmasını istemiştik. Davetlerde Venezuela'dan ve büyükelçiliklerden gelen, meclisten gelen davetlerimizde daha kalabalık katılmamız gerekirken, o dönem bütçe görüşmeleri olduğundan dolayı meclisimizde biraz katılım daha az bir katılım oldu. Az oldu. Yine GSK heyeti
YSK heyeti gözlemci vardı. Yine Ankara Üniversitesi Latin Amerika ülkeleri bölüm başkanı katılmıştı. Neticede yine bu programa iş adamlarımızdan, DEİK üyelerimizden, yine iş adamlarından belli grupta Venezuela programına katılmıştı. Peki, şimdi bizim ekranımızda bu fotoğraf var. Soldan üçüncü kişi Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Siz yani orada bulunması tamamen tesadüf müydü Sayın Bayram? Şimdi Venezuela'ya pandemiden dolayı uçaklar biliyorsunuz kısıtlıydı. O Aralık ayında, Ocak ayında dünyanın çoğu ülkesine biliyorsunuz uçuş sayılarımız azaltılmıştı. O tarihte de Venezuela'ya biz Türk heyeti olarak uçtuk. Orada da karşılaşmamız tabii bu iş insanlarının da ziyaretleri vardı. Peki Erkan Bey de heyetin içerisinde mi, yani heyetle birlikte mi sizinle gitmişti? Resmi heyetin içinde değildi Erkan Bey. Kendi imkanlarıyla katılmıştı. Orada Erkan Bey vardı. Yine iş adamımız Deniz Bey vardı. Daha önce DEİK üyesliği yapan Fahrettin Beyler vardı. Yani bizim Türk Büyükelçiliğimiz bu tip programlarda ikili ilişkinin artması için iş adamlarını da davet ederiz. Hatta tüm ilaç başkanı Ahmet Oğuz Bey de katılacaktı. O da o pandemideki sıkıntıdan dolayı gelemedi. O da Venezuela başkanıdır, DEİK başkanıdır. O katılamamıştı. Daha sonra bir program yapacaktık. Tabii araya bu uçuş kısıtlamaları gerçekleşti. Şimdi buraya tabii burada basın da, ben de geçen gün bu olay üzerine açıklama yaptım. Bizim resmi heyetimizin amacı bellidir. Yani iş adamlarımız da neticede katılanlar olur. Ve oradaki programlar tamamen, orada mesela Erkan Bey'i gündeme getiriyorlar. Şimdi Erkan Bey'in orada resmi hiçbir ziyarette dahili yoktur. Ha, orada, ama siz aynı uçakta birlikte gittiniz. Yani hani aynı uçakta bir tane uçak var Elif Hanım. Burası 14 saatlik bir yol. Yani hadi ince aynı gün. Ince bir yol değil. Ve haftada bir defa pandemiden dolayı kısıtlanmış uçak. O yine bakacak olursak o uçakta, ya bunları yazmadınız da iyice arkadaşlar araştırsın. Maduro'nun yeğeni de o uçaktaydı. Dayısına desteğe gidiyor. Türkiye'de okuyor. Oraya desteğe gidiyor Sayın Maduro'nun yeğeni. Yani neticede bu uçak Venezuela'ya hafta bir gidilen uçaktır. Buradaki konu şudur. Erkan Bey'le diğer iş adamları bir resmi bir programa dahili yoktur. Yani bir tane fotoğrafta göremezsiniz. Oradaki mesela Erkan Bey'in... Burası neresi? Bu ziyaret, bu fotoğraf karesi? Bu fotoğraf, orada Maarif Vakfı okullarımız var. Biliyorsunuz bu FETÖ'den devralan okullardan. Burada iki tane Maarif Vakfı okulumuzun ziyaretidir. Bu fotoğrafa baktığımız zaman, bakın ben varım, Büyükelçimiz var. Latin Amerika, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Bölüm Başkanı Mehmet Necati Kutluca var. Yine milletvekillerimiz var, yine orada okul müdürümüz var. Yani resimde baktığımız zaman kare budur. Ha, buradaki Maarif Vakfı ziyaretimizde de orada Erkan Bey hayırsever bir insandır. Bu tip okul eksiklerinde ihtiyaçlara, sosyal projelere gönül vermiş bir hayırseverimizdir. Burada akıllı tahta ihtiyacımızı, okulun bir takım eksikleri vardı, onları karşıladı. Mesela bir diğer şeyde orada resim bilemiyorum, ona onun resmi yok galiba. Filistin camisi vardır. Orada Filistin nüfusu fazladır vatandaşı. Onların ihtiyaçları vardı. O oranın yapımının giderlerini, iaşesine destek olundu. Yine benim paylaşımlarımda ve Büyükelçiliğimizin paylaşımlarında da görürsünüz. Yani bunlar saklı gizli değil. Hastanede orada büyük bir hastane var. Bu hastanemizin yanık ünitesi vardı. Bu TİKA tarafından yapılmıştı ve Sağlık Bakanlığı, Venezuela Sağlık Bakanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısıyla beraber heyet olarak buranın açılışını gerçekleştirdik. Oraya da bunu da söyleyip gittik. 30 derece ve klimalar çalışmıyor. Biz orada anında müdahil olduk. Türk Büyükelçiliği olarak ve Türk giden heyet olarak bu klimaların tamirini dahi yaptırdık.
Ve benim Şimdi orada ben resmi açıklamalarım da var. Orada Venezuela Evet. televizyonlarında. Evet. Sayın Yıldırım'a Binali Yıldırım'a bu sorulduğu vakit dedi ki maske ve test kiti götürdü dedi. Daha sonrasında işte bir takım iş bağlantıları, iş fırsatları, yeni iş imkanları, iş adamı sıfatıyla gitti denildi. Onun için bu kadar hani kafa karışıklığı var. Hani neden gitti? Bir de böyle bir fotoğrafta yer alması soru işaretleri doğurdu. Erkan Bey'in bu fotoğrafta yer alması. Şimdi muhalefetin verdiği araştırma Onu önergeleri da Serkan Bey hep reddediliyor. Yani Cumhur İttifakı tarafından en son işte ben programı açarken de söyledim. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için verilen önergede yine AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Şimdi mesela bu iddialara ilişkinde örneğin buyurun araştırılsın işte ne var ne yok ortaya dökülsün diyebiliyor musunuz? Yani hodri meydan buyurun araştırın biz oraya işte kimlerle niye gitmişiz? Neden bu isimlerle bir arada anılıyoruz? Diyebilir misiniz? Şu konuya değineyim. Sayın Başbakanımızın maske, kit noktasında söylemleri de aynen katılıyorum. Bizim o gezimizde sosyal amaçlı olarak bir sosyal faaliyetler programı noktasında Erkan Bey'in dahili vardı. Tüm büyükelçiliğimize maske ve kit noktasında da takviye yapılmıştır. Oradaki yine bizim Türk vatandaşlarımızla toplantılar olmuştur. Onlara da dağıtım yapılmıştır. Oradaki bizim vatandaşlarımızla bir de orada çok rahat bir güvenlik noktasında bir takım endişeler olduğundan bütün delegasyon hep aynı otelde kalmıştır. Yani Venezuela'da, Caracas'ta tek bir otel vardır. Giden herkes bilir orayı. Eurobuilding diye o otelde kalırlar. Bütün Rusya, İran, dünyanın her yerine gelen delegasyon oradaydı. Neticede orada bizim orada yaşayan Türk vatandaşlarımızla ilgili toplantılarımız da olmuştur. Orada da büyük vatandaşlarımıza bunların o pandemi döneminde destekler de yapılmıştır. Şimdi sorunuza gelecek olursam, tabii bu konu şu anda adliye intikal etmiş durumdadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızda bir soruşturma sürmektedir. Hatta bugün yakalama kararı verilmiştir. Yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da şikayet üzerine gerekli soruşturmayı açmıştır. Bizler de takipçisiyiz. Adliye intikal eden bir konudur. Yargıya biliyorsunuz tarafsız ve bağımsız olan yargımıza güveneceğiz. Soruşturma sonunda ne çıkacak hep beraber izleyeceğiz. Ama tabii şimdi Elif Hanım şöyle bir durum var. Soruşturma yani bu bugünkü açıklanandan bahsetmedim aslında. Yani mesela hani sizler tarafından işte şimdi Erkam Yıldırım'ın dokunulmazlığı yok neticede. Araştırsın evet. Yani bir başbakan oğlu diye böyle bir ayrıcalık mı tanınmış oluyor bu durumda? Yani siz araştırın buyurun araştırılsın diyebiliyor musunuz? Ya araştırılsın ki yani neticede bugüne kadar geçmişte de ben siz de söylediniz. Ben vekilliğim öncesinde Binali Bey'in, Erkan Bey'in de avukatlıklarını yaptım. Tamam bu yani bütün basın, mahkeme kararları var bilinen bir konudur. Buradaki konu Erkan Bey'in zaten dokunulmazlığı yoktur. Savcılıklar tahkikatı geçip araştırabilirler. Ama bir Venezuela'ya gidildi diye konu bundan mütevellit, yarın bir gün siz bir İsmir ülkesine gittiğiniz zaman, birisi bir iddiada bulunduğu zaman bunu hemen taşımak mı gerekiyor? Ve oradaki arkadaş, suç örgütü liderinin söylemde iki defa gitti diyor. İşte tamamen iki defa değil, bir defa gidilmiştir. O da 4 Aralık'ta, yani tarihlerine kadar anlatıyorum. Çünkü bunlar resimlerde de ve bizim resmi Twitter adresimizde, Büyükelçinin adresinde görülen hususlardır. Burada Elif Hanım bakın siyaset kurumunu yıpratmamamız lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bu malum zat yurt dışına bir kameranın karşısına geçerek Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı komplo kuruyor. Ve Türkiye'mizi kaçakçılık tamam mı uyuşturucuyla adlandıran bir ülke noktasına getirmeye çalışıyor ki bunun bedeli çok ağır olur. Yani peki Serkan Bey o zaman bununla bağlantılı hemen şunu sorayım son olarak. Aynı kafeye kefeye konabilir mi ya? Peki
Şimdi siz bir hukukçusunuz, yani bir hukukçu kimliğinizle ayrıca siyasetçi kimliğinizle bu önergenin, işte bu iddialar araştırılsın önergesinin reddedilmesini nasıl buluyorsunuz? Ya meclisin takdiridir. Mecliste bazı oylamalar ittifakla kabul olur. Bazıları reddolabilir. O netice partilerimizin ve oradaki vekillerimizin takdirindedir. Olay adliye intikal ettirilmiştir. Adliye biz savcılarımız soruşturmaları yapacaktır. Neticede hakikat ortaya çıkacaktır. Yani burada bir müptezelin ne kadar doğru ne kadar yanlış ve iftira atarak bir yere vardırması, insanları karayalanarak bir yere vardırması mümkün mü? Dün akşam Defne Hanım'la ilgili söylemleri ne oldu? Hani yayınlıyordu, Defne Hanım açıklama yaptı. Yani herkesin kişilik hakları vardır. İnsanların onuru vardır, şerefleri vardır. Yani bunu bir lafla iftira atarak bir yere varılamaz. Bunu dikkate dahi alınmaması gerekiyor. Biz bunu niye söyledik Venezuela? Resmi bir program. Biz ülkemiz adına resmi bir hizmet yapıyoruz. Ve bu sorgulanıyor, bu tartışılır hale getiriliyor. Ya yazıktır. Peki, yani. Siz biraz önce dediniz ki ben hem Erkan Bey'in işte avukatlığını yaptım hem de Binali Bey'in. Şimdi Sedat Peker'in bir iddiası diyor ki Erkan Yıldırım'ın Caracas Limanı'nda yer ayırdığını söylüyor mesela. Sizin bir bilginiz var mı? Yok öyle bir konu. Böyle bir konu yok. Şimdi tamamen iftiradan ibarettir. Yani Venezuela'ya gitmek suç mudur ya? İnsanlar dünyanın çoğu ülkesine geliyor. Bir de Binali Bey ve ailesi geçmişte denizcilik şirketleri üzerine, zaten Binali Bey'in kurduğu geçmişte siyasetten önce şirketi vardı. Oğlu evlatları yürüttü. Denizcilik sektörü de gemicilikle ilgilidir. Uluslararası pazarla ilgilidir. Çoğu ülkede gidebilir yani. Biz şimdi her ülkeye, yarın X bir ülkesinden çıktığı zaman Erkan Bey acaba orada ne yapıyor? Yani bunu veya bir başkası için de geçerli. Yani bunun siyasi olmasına gerek yok. Önemli olan bizim Elif Hanım, konu şudur asıl konu. Türkiye ile Venezuela arasında büyük fırsatlar var. Tamam, biliyorsunuz. Ve İran, peki Rusya, peynir ithalinden bahsedildi mesela. O zaman onu da sorayım size Serkan Bey. Şimdi deniliyor ki işte bir Venezuelalı yetkilinin açıklamasında böyle bir ithalat olamaz, yani şey ihracat olamaz çünkü Venezuela bunu kaldıracak güçte değil. Zaten ekonomik olarak sıkıntıda olduğu için dolayısıyla hani peynir ihracatı yapacak güçte değil deniliyor ama bu da konuşuldu. Neticede işte Venezuela'dan peynir ithal ettiğimiz örneği. Orada, ya bu da tamamen geçen günü Sanayi Bakanımız açıkladı. Ticaret Bakanımız Mehmet yoktur Bey, dedi. Evet. Dedi ki yoktur dedi. Bir lira daha almamışız. Doğrudur. Biz Cumhurbaşkanımızla o dönemde yapılan 2018'deki ziyarette yaklaşık 7-8 tahmin ediyorum yanılmazsam ikili anlaşma yapıldı. Ticaret serbestisi, karşılıklı anlaşmalar, ticaretin artırılması, gelişmesi noktasına bu bağlamda akabinde Ticaret Bakanımız Ruslar'ın o dönemde bir genelge yayınlayarak buradaki oranlarla ilgili, vergisel gümrük oranla ilgili düşüşleri açıkladılar genelgede. Ve şu anda resmi açıklamadır, bir herhangi bir peynir ithalatı yapılmamıştır. Bu da tamamen işte nereden çıkarılıyor anlaşılabilir değil. Bütün her şey şeffaf bir şekilde cereyan etmektedir. Olsa neticede resmi gümrüklerde her yerde belli olur. Yani şu anda ben de anlamış değilim. Venezuela Et ve Süt Enstitüsü verilerine göre Venezuela'da peynir ucuz, üretim kısıtlı, yani peynir ihraç edecek şartlar olmadığı açıklandı en son. Bir de tabii şunu da soracağım. Şimdi bu iddialar dediniz. Bir de şu anda zaten hani bir suç duyurusu, işte yakalama kararı bunlar da varken bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği çok merak ediliyordu Sayın Bayram. Neden 3-4 gün sonra yanıtladı, yani ya da cevap verdi diyelim, bu konuya ilişkin bize görüşünüzü paylaşır mısınız? Önceden konuşulanlara bakıldı, çok dikkate değmiyordu ama önüne gelene adam iftira atıyor. Süleyman Bakanımıza biliyorsunuz ağza alınmayacak laflar etti. Bu ülkenin bakanına, bu ülkeyi temsil eden
İçişleri yani 3-4 hafta geçmiş o 3 hafta geçmiş oldu üzerinden. Akabinde işte Binali Bey'e geldi. Alakalı alakasız istatlarda bulundu. Bir bakarsın bir hafta sonra bir başkasına gelir. Yani size bir iddiada bulunur. Çünkü artık menzili şaşırmış. Serseri mayın gibi dolanıyor yani. O yüzden bunun gale alınması bile gerek yok ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin birlik bütünlüğünü, bakanlarının şahsiyetini de kimseye yemettirmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünkü grup konuşmasında Sayın Bakanımız Binali Bey'e açıkça desteklerini iletmiştir. Ondan önceki gün Sayın Bahçeli de yine aynı noktada desteklerini iletmiştir. Çünkü bu olay artık bakanların ötesinde ülkemize milli güvenliğine karşı düzenlenecek bir olay haline getirilmeye çalışılıyor. Buna müsaade etmememiz gerekiyor. 17-25 mahfilinde yeni bir senaryo yazılarak iktidarı devirmeye matur çalışmalar yapılıyor. Bakın şu anda bu konuşmaların arkasında servis edilen bilgileri hep 17-25'deki bilgilerden hemen hemen. Yani gazete küpürleri onlar konuşuluyor. Yine 3-4 ay öncesinde yine bir arkadaş yurt dışından onun söylediği video çekimleri, dikkat alınan konuşmalar oluyor. Yani bir planlı programlı bir şekilde iktidarımıza karşı yapılan bir komployla karşı karşıyayız. Bunu da el birliği, ülke olarak el birliği ötelememiz gerekiyor. Bu bütün i̇şte partilerin... O yüzden neden mecliste araştırılmıyor diye, belki de hani bu önerge neden reddedildi diye onun için soruyoruz. Çünkü bu iddialara bakıldığında işte bir gazete baskını var, bir vekil söylediğine göre işte karakolda dayak yiyor. Bir taraftan her ay 10 bin dolar alan bir siyasetçiden bahsediliyor. Dolayısıyla bunlar üzerinden bir araştırma olsa, meclis çatısı altında bütün partilerle birlikte bu karar verilse, onun için işte niye bu önerge reddedildi diye sormak istedim ya ben size. Elif Hanım şu anda araştırmayı yapılıyor. Evet. Yani bir gün gerek hasıl olduğu zaman savcının sonuçlarına göre mahkeme intikal edecek konular vardır. Her zaman bu komisyonlar kurulabilir, araştırılabilir. Buna engel bir durum yoktur ki. Yani geçmişte de biliyorsunuz bazı komisyonlar kurulması reddedilmişti ama sonradan kabul edip incelenmiş olabilir. O vekillerimiz takdirindedir neticede. Meclisimin takdirindedir. Bir de tabii şöyle hemen son olarak bunu da sorayım size. Bu iddialar doğrultusunda Binali Yıldırım demişti ki işte maske test kiti. O sıralarda Venezuela'daki vaka sayısı 317, Türkiye'de 17 bin civarında. Bu da çok tartışıldı. Maske ihtiyacı aslında Türkiye'de çok daha fazlaydı. Böyle olunca bu da tartışma konusu yarattı. Buna ilişkin var mıdır söyleyeceğiniz? Şimdi, bu yurt dışı gidişinde sosyal faaliyet amaçlı Erkan Bey'in ziyareti giderken demin de bahsettim. Evet. Büyükelçiliğimize de teslim edilmiştir. Oraya destek amaçlı maske, işte kit, dediğim gibi diğer noktalarda ihtiyaç, yine oraya ihtiyaç olan noktalarda destek olunmuştur. Bunu şöyle düşünmemek lazım. Yani bir gemi dolusu maske gidiyor veya bir tır filosu kit gidiyor. Ya bu netice oraya uçakta gidilebilecek kadar noktada bir şeydir. Yardım amaçlı, yanına giderken bir hediye amaçlı, oradaki vatandaşlarımızın sağlığını düşünme noktasında ikram amaçlı bir gidiştir yani. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Bayram yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Elif Hanım, bakın ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Pandemi dünyamızın ve ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri ve onun yarattığı ekonomik sıkıntılar da var. O yüzden bu dönemde birbirlerinin kişilik haklarına her zaman saygı göstermemiz gerekiyor. Basına çok önemli görev düşüyor. Bütün siyasi parti başkanlarımıza düşüyor. Yani ülkemizin bu hassas döneminden geçerken birlik beraberliği sağlayıp ülkemizin en güzel, insanımıza en iyi şekilde dokunacak hamleleri de yaparak bir an önce refaha ulaşmamız gerekiyor. İnsanların yüzündeki mutluluğu artırmamız gerekiyor. Yoksa ucuz laflarla, kolay kabadayılıkla, İşte oradan mesaj vererek, buradan televizyonlardaki gazetecilerin de farkları, hepsini şey yapmıyorum. Bazı arkadaşlarımız var, iyidir. Bazıları tenzih ediyorum ama bazıları bu işi siyaseten bir operasyon noktaya getirmekten de uzak durmalı. Şu anda bizim netice seçilmiş bir iktidarımız, meclisimiz vardır. Dün de Cumhurbaşkanımız söylemiştir. 2023 Haziran'dır.
O güne kadar da iş başındayız. Daha peki. Çok yapacak işimiz var. Az laf, çok işleyeceğiz. Durmak yok. Yola devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi peki, yayınlar. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erkan Yıldırım'la birlikte Venezuela'ya giden isim Serkan Bayram anlattı. Hemen konuğumuza dönelim. Ayrıca İYİ Parti Antalya Milletvekili, Meclis Anayasa Komisyonu üyesi, hukukçu Feridun Bahşi, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. siyaset artık böyle mafya, işte medya... Evet. Ticaret, biraz önce konuştuk. Kamu görevlisi, yani devlet. Böyle bir evet. Şeye büründü ve araştırmalar reddediliyor, araştıralım deniliyor, reddediliyor. Oradan bir başlayalım isterseniz. Biraz önce Sayın Bayram'a sorduk ama bazen kararlar böyle oluyor demek ki. Yani ona bir net aslında yanıt almadık ama bu kadar iddia varken neden araştırılmıyor diye sorduk. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor diye bir cümle kurdu. Hı hı. Sayın Vekil, 19 yıldır kendileri yönetiyorlar Türkiye'yi. Türkiye 19 yıl sonra çok iyi yönetiliyorsa niye zor bir duruma geldi, niye bir zor bir dönemden geçiyoruz, hı hı. Bunu sorgulamak lazım tabii ki. Ama şu anda ilk günden beri, yani muhalefetin çoğaldı. Ben 2018'de biliyorsun 24 Haziran'dan sonraki dönemde, hı hı. Milletvekili oldum. Bu süreçte gördüm, Türkiye'nin yararına, Türkiye'nin geleceğinin yararına, adaletinin yararına, yargısının yararına, ekonomisinin yararına araştırılmasını istediğimiz tüm araştırma önergeleri reddedildi. Sorduğumuz tüm soru önergeleri, verdiğimiz tüm soru önergelerine dalga geçer gibi internetten web adresleri verdiler. Buraya bakın siz diye. Ciddi, hı hı. Yani şimdi tek adam rejiminin Türkiye'ye dayattığı, diktatöryanın Türkiye'ye dayattığı rejimde ne hukuktan, ne demokrasiden, ne efendime söyleyeyim yargı bağımsızlığından, ne meclisin ağırlığından hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Bu sebeple ben artık bunların redlerini tartışmayı bile gereksiz buluyorum. Hı hı. Yani düşünün, Doğu Türkistan konusu bile. Yani biz kalkıyoruz, tabii ki her ezilen insanın olduğu yerde bizim yüreğimiz sızlar. Ama Filistin'e verdiğimiz destek milyonla birini biz Doğu Türkistan'daki hem insancılsak insanlar insandır oradakiler, Türksek Türktür, Müslümansak Müslümandır. Tüm bu vasıfları taşıdığında bir gün bir tavır alamıyoruz. Şimdi niye? Efendime söyleyeyim, bir belki 55, 60 hatta 70 yıldır Türkiye'de bir Araplaşma, Arap hayranlığı söz konusu. Ve bu bugünkü iktidar da bu hayranlığın sonucunda ortaya çıkmış ve hukuk dışı yollarla seçimleri kazanmış. Biliyorsunuz İstanbul seçimi dahil. Aynı sandığa atılan 4 tanesi, oydan 3 tanesi geçerli, 1 tanesi geçersiz sayıldı. Şeyde mühürsüz oyların geçerli sayılarak işte daha önceki seçimlerde yapılan hukuksuzluklar neticesi diktatöryal bir şekilde sürdürüyorlar ve hayır yani artık... Şimdi konuşmalara baktığınızda işte dün mesela Cumhurbaşkanı'nın işte konuşması ya da 3 hafta 4 hafta sonra çıkıp da İçişleri Bakanı'na sahip çıkması ve sahip çıkmasının ardından da Sayın Akşener'i hedef alması. Evet. Tehdit etmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gittikçe daha da durum daha da karışık bir hal alıyor. Birlik beraberlikten bahsediliyor ama biraz önce Sayın Vekil de onu söyledi ama tabii aslında yani vakit yoktu, kendisine soramadık. Evet, Cumhurbaşkanı'nın sözleri buna vesile olmuyor ama. O birlik evet. Beraberliği gideceksiniz arkadaş kadar. Gideceksiniz diyoruz biz, gideceksiniz. Daha neler olacak, ne yaparsanız peki yapın, daha neler olacak derken ne demek istiyor Sayın Bahşi? Ya da diyor ki mesela dua et ki diyor gelin hanım çok ileri gitmeden ders verdiler diyor. Daha ileri gitmek ne demek? Suçluların kendi arasındaki dayanışmasıdır bu. Yani suçüstü yakalanmanın vermiş olduğu rantın paylaşımında küçük bir kavga çıkmış olsa bile bu rant paylaşımından bir tanesi
zarar görüp bunları suçlamaya başlamış olsa bile, hı hı, sonuçta yapılan iş suçluların telaşı. Yani rahmetli İnönü 1950'li yıllarda bahsetti. Suçluların telaşı içerisindesiniz. Evet. Sözü bugün burada en net bir şekilde karşılık bulan bir söz. Ama 2023'te seçim olmayacak dedi dün mesela. Sayın olacak Akşener dedi ki işte bu konuşmaların ardından tam da dedi kastettiğimiz buydu dedi, işte bu konuşma şekli. Biz onun için sistem değişikliğini öneriyoruz dedi ve yine seçimi işaret etti. Muhalefet liderlerinin hepsi seçim, sandık diyor. Ama Cumhurbaşkanı da 2023 dedi. Yani, hatta şimdi İstanbul Milletvekili de aynı şekilde Sayın söyledi. Cumhurbaşkanı, Serkan Bayram'da. Evet. Açıkladığı tarihi tekrar etti. Şimdi kamuoyu araştırmalarında bizim elimizde geliyor. Uluslararası kamuoyu araştırmaları da var. Türkiye'de de var. Bunların oylarının, yani iktidar partisinin oylarının, yani birinci partinin oylarının %22'lere kadar düştüğünü gördük biz bu şeyde. Elbette ellerinden geldiği kadar kaybedecekler bir seçime girmek istemeyeceklerdir. Bunun gerekçesi de var. Nedir? İşte biz 2018 yılında İşte %40'larla şeye geldik, birinci parti olduk, Cumhurbaşkanı bizden seçildi %52 ile ve ülkeyi yönetiyoruz. Şöyle ya da böyle yönetiyoruz ama sonuçta yönetiyoruz ve 2023'e kadar da süremiz var. Bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz diyorlar. Ama yani senin seçildiğin tarihteki oy oranın %40, bugünkü oy oranın %22-23. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Yani kamu araştırmalarına göre, hı hı, tabii ki. Yani düşünün 1980 yılındaydı zannediyorum. Ecevit hükümeti iktidardaydı. Bir ara seçim oldu. Ve bu ara seçimde 5 milletvekilliği seçildi. 5 milletvekilinin 5'inde Adalet Partisi kazanınca Ecevit hükümeti istifa etmişti eski Türkiye'de. Hı hı. Şimdi bugün sen bakıyorsun bütün büyük şehirleri kaybetmişsin. Kamu araştırmaları en sık yaptıran parti sensin. Haftada 3 tane 5 tane kamuoyu araştırması yaptırıyorsun ve %20'li rakamlara düşmüşsün. Elimizde, hı hı, şeyler var. Yansıyan kamuoyu araştırmalar var. Sayın Akşener demişti ki Erdoğan ve arkadaşları çok zor günler geçiriyor. İşte AK Parti içinde neler oluyor filan diye tabii bakıyoruz. Çünkü bir BBC Türkçe'ye konuşan bir hükümet yetkilisi diyor ki eğer bu iddialara karşılık bir adım atılmazsa, hani işte istifa süreci gibi ya da farklı işte araştırmalar, araştırma önergeleri neticelenmezse eğer AK Parti'nin oy oranı 5-6 puan düşer demiş BBC'ye verdiği röportajda. Şimdi bu isimlere de sahip çıkıldı neticede. İşte Süleyman Soylu, Binali Yıldırım. Sizce tabanda nedir bunun etkisi ya da işte seçmene de mi yansıyor bir taraf? Hani elbette oy oranı %22'ler dediniz ya, onun için elbette söylüyorum. Elbette yansıyor. Bakın şöyle. Sizin araştırdığınız ankette 22 mi çıkıyor? 22 çıkıyor. Şimdi hayır, şöyle bir şey var. Kamuoyuna yansıdı. Suç örgütü liderliğiyle suçlanan, yani biz öyle diyelim hukukçu olarak. Evet. Suçlanan bir şahıs 7 tane video çekti, yayınladı. Buna karşılık devletin bir görevlisi, iç işlerinin en tepesindeki, iç güvenliğin en tepesindeki insan da 2 defa televizyon programı yaptı ve bir açıklamalarda bulundu. Ve vatandaşa soruldu. Dendi ki Sedat Peker'e mi inanıyorsunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mı? Sonuç ne çıktı? %3. Süleyman Soylu'ya, %97 Sedat Peker'e inanıyoruz dedi. Şimdi toplumda zaten uzun süredir 90'lı yıllarındaki o korku tünelinde yaşananlar 2014, 17-25'ten sonra ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra kulaklara fısıldanarak duyumlarla yaşanıyordu. İşte ne yapılıyordu? İşte gidiliyordu zengin bir aile Gaziantep'ten, işte şeyin, Sedat Peker'in söylediği gibi çağrılıyordu. Deniyordu ki size işte biz ceza kestik. Zenginsiniz ya. Zengin olmanın cezasını ödeyeceksiniz. Ne kadar? 30 milyon dolar. Ödemezseniz ödemiyoruz diyor. Adamın hukuk, kanuni, gayri kanuni hiçbir şey yok. Biz diyor FETÖ'den alsız aldırırız. FETÖ borsasını en çok Gaziantep AK Parti milletvekili açıklamadı mı? Şamil Tayyar açıklamadı mı? FETÖ borsasında bir FETÖ ile iltisakı olup alınıp serbest bırakılanlar oldu. Bir de hiç iltisakı, irtibatı olmadığı halde alınıp parası alındıktan sonra serbest bırakılanlar oldu. Şimdi bunu vatandaş, millet, toplum duyuyor.
Yani hı hı. kimlere çökülüyor, kimlerden para alınıyor, kimler işte FETÖ borsasıyla dışarı çıkıyor. Bunlar garibanlar dışında herkes çıktı. Yani Antalya'dan çok iyi bilinen otelci insanlar bir yargılanmadı bile. Yani şeyde doğru dürüst. Şimdi bu olaylar işte 90'lı yıllarda da yaşandı ve 90'lı yıllarda şeyle biten, yani Susurluk kazasıyla biten hadise yeniden yaşanmaya başladı ve millet buna inanıyordu. Ha, birisi çıktı dedi ki arkadaş işte falanca yerde filanca çöküldü, şu kadar parası alındı, işte şeyleri dinleyin yani, ya da HTS raporlarını getirin. HTS raporlarında görülecektir ki işte şu kişiyle şu kişi falanca yerde günde 5 defa konuştu. Cumhuriyet Savcısına da dedi ki kardeşim şöyle yaz dilekçe şeyi, yazıyı ilgili birime, işte falanca kişinin telefonu ile filanca kişinin telefonu şeye, yani Türksel'e atıyorum, yaz de ki işte falanca yerde şu kişiler arasındaki konuşma kayıtlarının, yani görüşme kayıtları şey değil, içerik değil, kaç defa görüşüldü, hangi saatlerde görüşüldü, kaçar saniye görüşüldü, ortaya çıkıyor zaten. Yani bu 2000'li yılların başından beri, ben Arıza Mahkemesi Başkanı yaptığım dönemde de bunlar vardı. Biz özellikle cinayet soruşturmalarında bunda çok yararlanıyorduk. Teknoloji o kadar çok gelişti ki artık her şey biliniyor. Getir diyor. Cumhuriyet savcıları, yani bağımsız bir yargı olmadığı için Türkiye'de faaliyete geçemiyorlar. Kendiliklerinden bu soru, ya bu kadar iddia varken, bu kadar yüksek perdeden iddialar delilleriyle birlikte ortaya konurken nasıl şeye geçmiyorsunuz, soruşturmalara geçmiyorsunuz? İşte vatandaş, hani ona geleyim, yani sorunuza geleyim. Vatandaşın kafasında zaten bunlar, 96 yılında özellikle yaşayanlar, 90'lı yıllar yaşayanlar ve o zamanki insanların yine adının ortaya çıkmaya başlaması. Sadat Peker o zaman da konuşuldu. Efendime söyleyeyim Mehmet Ağar o zaman da konuşuldu. Efendime söyleyeyim Korkut Eken o zaman da konuşuldu. Kutlu Savaş'ın raporlarına bunlar hepsi yansıdı. Başbakanlık teftiş kurulu başkanının yapmış oldu. Hani o zamanki yargılanmalar sonuçlanmadı. Avrupa Birliği uyum yasaları çıkıyordu. Avrupa Birliği'ne gireceğimiz konusunda bir şey vardı, heyecan vardı, bir umut vardı. Bu sebeple bu tür şebekeler, bu tür yeraltı dünyasının örgütleri geri çekilmek durumunda kalmıştı. Ama bunun yerine zaten 2002'den sonra bu kurumları FETÖ'ye teslim etmişti AK Partisi. 17-25'ten sonra FETÖ'yü tasfiye etmeye başladılar. 15 Temmuz malum olaydan sonra da bunları tasfiye ederken, demek ki FETÖ'nün o zaman yine bu kafa koparma hadiselerini yeniden 90'lı yılların insanlarına verdiler ki bunların içindeki en belirgin insan da daha 2015-2016'da Rize'de şurada burada evet. Şey Sedat Peker herkesin ağaca sıcağız, kanına kıtacağız diye hem AK Parti'ye hem Süleyman Soylu'ya şeyleri var. Evet. Destekleri var. Ha, kaldı ki bir de diyor ki ben 25 senedir sana emek verdim diyor. Sen benim dönüş biletim diyor. Şimdi bunları söyleyince vatandaşın %97 Sedat Peker'e inanıyor zaten. Bu da AKP'den kaçışı hızlandırıyor tabii ki. Hızlandırıyor. Dediği doğru. Bir araştırma olmuş işte. %52'si Yön Eylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin araştırması. Bir rapor hazırlamışlar. %52.6'sı inanıyormuş bu iddiaların doğru olduğuna. Mesela işte erken seçim talebi var. Yine burada evet. Araştırılan. %50.4 erken seçim isteyenlerin oranı. Yani artık hani vatandaş da bu yönde tabii konuşmaya ki. Başladı. Tabii ki. %50.1'i Türkiye'nin kötü yönetildiğini söylemiş. %50.5'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asla oy vermem diyormuş mesela bu araştırmada. Bu araştırma yani bana göre çok makul bir araştırma değil. Bizim elimizdeki araştırmalı böyle değil. Yani daha bakın, mı aslında tabii yüksek ki, oranlar? Tabii ki bu muhtemelen yani şeye yakın, saraya yakın bir ekibin yaptığı araştırma. Yani bilmiyorum şeyi çünkü. Bilmiyoruz. Bizde gelenler, bakın şimdi Cumhurbaşkanlığı merkezi. Seçiminde hı hı. kime oy verirsiniz? Tayyip Erdoğan'la karşısında kim olursa oy oranları ne çıkar dediğinde %59 Mansur Yavaş çıkıyor. %56 şey çıkıyor. İmamoğlu çıkıyor. %55 Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener çıkıyor. Dün Meral Akşener Sayın Genel Başkanımızla ilgili yapılan tehdit olayından sonraki, ya bu diktatöryal bir
tavır artık yani. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapamaz. Bırakın mecliste temsil eden birinci partinin genel başkanı da böyle bir tehdit yapamaz. Bu sokak ağzıyla nereye varacağını bilmediğim böyle bir tehdit olabilir mi? AK Partisi'ne oy verdiğini bildiğim insanlar... Niye gitti diyenler oldu Feridun Bey mesela? Nasıl? Niye gitti diye eleştiren... Nasıl ya? Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetine misaki milli sınırları bile demiyoruz. Bakın dışarıda Hı-hı. kalanlar var. 81 vilayete hangisine gideceğimize kim karar verecek bizim ya? Kim karar verecek? Hani şimdi bizde genel başkanı da çok kullanır. Yani tehditlere karşı. Der ki tehdit ediyorlar, ediliyor. Yani üst ediliyor. Buyur birader derler bizde. Buyur birader. Yani bu der. Gelin bakalım demektir. Ha biz tabii ki bir sokak çatışmasını, bir şeyi asla ve katta yani uygun görmeyiz. Ama kimseden de korkmayız ya. Her yere de gideriz. Ya koskoca AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı demiyorum. Çünkü o konuşma AK Partisi şeyde grup toplantısında söylendiği için Cumhurbaşkanı demiyorum. AK Partisi Genel Başkanı hilaf-ı hakikat beyanında bulunuyor. Sayın Akşener Genel Başkan Trabzon'a Özal Uşak'la gitti. Özal Uşak'la da döndü. Ya zaten programda biliyorum ben 20 gün öncedendi. Yani bu Netanyahu şeyli açıklamasından genel başkanın çok öncesinden programlanmış bir şeydi. Yani provokasyon falan yok. Provokasyon yapanlar onlar biliyorsunuz video ortaya çıktı. O kadın hı hı. Şeyin 5 müteahhitten birisinin taşeronunun kız kardeşi çıktı. Ve videoyu görmüşsünüzdür. AK Partisi görevlisi çantaya şey koyuyor. Para koyuyor. Gördünüz mü onu bilmiyorum. Görmedim. Öyle bir video var. Hı hı. Yani kadın normalde baş açık. O an için A Haber'in mikrofonunu alıyor. Başını örtüyor. Evet, evet. Boğazına hı. da gidiyor. Şey yapıyor. Yani boğazını da sarıp. Şimdi şeyi provokasyonu siz yapıyorsunuz. Hem bir de yani şu var. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Çünkü süre kısa olduğu için hızlı konuşuyorum. Az vaktimiz kalmış zaten. Şimdi, arkadaşlarım uyardılar. Düşünün Netanyahu'nun ben şeylerini inceledim. Yani kendi İsrail içerisindeki muhaliflere davranışlarını inceledim. Ya Tayyip Bey'le aynı. Aynı tehdit, aynı şantaj, aynı baskı. Netanyahu'ya yani Netanyahu'yu lanetliyor zaten Sayın Genel Başkan orada biliyorsunuz. Yani her türlü yapılan katliamlar lanetliyor. Ama aynı yöntemi kullanıyorsun diyor Tayyip Erdoğan'a. Bu arada hemen az kaldı herhalde. Kaç dakikamız var? 3 dakikamız kalmış. Çok hızlı geçti. İyi Parti nasıl bir sistem önerdi? Bir de onu konuşalım. Çünkü evet. Bu önemli. Birkaç 7 tane 8 tane sistem hani ana başlık evet. Açıkladı dün Sayın Genel Başkan. Birincisi tarafsız Cumhurbaşkanı. Tarafsız. İkincisi çoğulcu demokrasi, katılımcı yönetim, güçlü meclis. Üçüncüsü kuvvetler ayrılığı ve güçlü denetim. Yargı bağımsızlığı, yargı. Asıl o, yargı bağımsızlığı. Hukukun üstünlüğü ve tam bağımsız, tarafsız yargı dediğimiz de o zaten. Devlette liyakat. Yahu dün genel kurulda da konuştum bir şeyde. Benim yeğenim 96 puan aldı hakimlik sınavında. 96 puan. Soyadı Bahşi olduğu için işe alınmadı. Mülakat delindi. Aynı sınavda o zamanki zamanın Adalet Bakanlığı müsteşarının oğlu 42 puan aldı. 70 puanı taban puan. 70 taban puanı kaldırdılar 42 puanla mülakatta geçirdiler. Hakimlik yapıyor şu anda. Dün ben bir önerge vermiştim daha önce. Dün genel kurulda görüşüldü. Yani dedik ki yani AK Partisi döneminde yapılan işe alımlarla terfiler araştırılsın. Varsa hukuksuzluk giderilsin. AK Partisi ve MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi devlette liyakat dediğimiz o. Yani 5. ilke. 6. ilke insan hakları ve bireysel özgürlükler, güçlü sosyal devlet, güçlü sivil toplum, güçlü gençler. Yani bu özet olarak geçiyoruz çünkü çok kısa. Özgür basın. Ya %97'si yandaş, candaş basın olmuş. Merkez medya bitmiş. 3 tane kanal var. Bir tanesi sizsiniz ya. 3 kanaldan bir tanesi sizsiniz. Televizyon kanalı. Şimdi özgür basın. Adil ve özgür seçimler. Mutlaka seçimler adil ve özgür olmalı.
YSK yeniden yapılandırılıp tamamen bağımsız hale getirilmeli. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, milletvekili seçim kanunları da yeniden düzenlenmeli. Hı hı. Diyoruz. Ve bunu söylemeye de devam ediyor. Güçlü parlamenter sistem vurgusu, devlette liyakat, tekrarlayalım, hukukun üstünlüğü vardı dün. Tam bağımsız yargı. Özellikle yargı. Bakın, meclis yani, denildi. Yargı tuzdur yani. Yargıyı kokutursanız tuz kokmuş demektir. Artık kokan diğerlerini tedavi edici, efendime söyleyeyim, düzeltici herhangi bir şeyiniz kalmaz. Umudunuz kalmaz. Siz biraz önce reddedilen bir araştırma önergesinden bahsetmiştiniz. Onu tekrarlayalım. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan usulsüz ve liyakat dışı personel alımları ve atamalar diye böyle geçiyor. Hakkındaki araştırma benim önergemdi. Evet, sizin önergeniz. Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Atamalar, liyakat dışı personel alımları ve atamalar. Her şey reddediliyor zaten. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada HSK sürecini de sizinle ayrıca konuşacağız. Tamam. O sürece ilişkin de tepkiler de var aslında. Yani neden böyle olduğuna dair. Hem onu hem de ayrıntılarını daha sonra yine konuşacağız tabii sizinle. Tabii. Evet sevgili izleyiciler, Ankara saatini noktalayalım. Gün içindeki gelişmeler de akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Hoşçakalın.